15 Temmuz 2016 gecesi, yani dün gece, belki de Türkiye Cumhuriyeti tarihinin yaşanılan, hep beraber yaşadığımız en korkunç gecelerinden birisi oldu. Bu darbe kalkışımını, girişimini ve bu hareketi ve bu harekete katılanları lanetliyorum. Onlar Türkiye'nin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tarihine bir kara leke sürdüler. Bugün diyorum ki kendi meclisini bombalayan ve kendi halkına ateş açanlar Türk askeri olamaz. Bakın bunun altını çiziyorum. Bunlar Türk askeri olamaz. Bunlar birilerinden, bir yerlerden emir alan teröristlerdir. Belki de bu olayda sevindiğimiz önemli noktalardan bir tanesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin büyük çoğunluğu bu 15 Temmuz 2016 günü yaşanılan olaylar karşısında gösterdiği davranış ile, ki başta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar olmak üzere demokrasinin yanında yer aldılar. Bu nedenle gerçekten hepsini yürekten kutluyorum. Dün gece Türk Silahlı Kuvvetleri'nin büyük çoğunluğu ile beraber omuz omuza örnek bir davranış gösteren güvenlik kuvvetlerimize, özellikle polisimize de, ki polislerimize gerçekten dün gece canları pahasına görevlerini yerine getirdiler. Onların da hepsini kutluyorum. Bu arada yine dün Türk milleti darbenin karşısında olduğunu çok net olarak bütün dünyaya ilan etti. Bu da tabii hepimiz için bir gurur vesilesi. Bugün çok kimse bu darbeciler ile cemaat arasında bir ilişki olduğunu düşünmektedir. Ben de aynı düşünceyi taşıyorum. Dedim ki bazı cemaatler hedeflerine ulaşmada kendileri için en büyük engel olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ni görmektedirler. Bu nedenle Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhine faaliyette bulunmaktadırlar. Bu yapılanlara karşı hukuk devleti kapsamında, hukuk kuralları içinde Türk Silahlı Kuvvetleri olarak elbette tepkisiz kalmayacağız, etkisiz kalmayacağız. 15 Temmuz 2016'da yaşanılan, evet o gün Türk Silahlı Kuvvetleri'neydi, ama 15 Temmuz 2016'da yaşanılan Türk milletine karşı yapılan bir harekettir. Biz komplolarıyla karşılaştık, acı dönemler yaşadık, hep hatırlıyorsunuz, yaşadık, yaşandı, hala da yaşanmaya devam ediyor. Tabii bunların hiçbirisinin Türkiye'de bugün yaşanmasını arzu etmezdik. Şu anda yaşadığımız, yani bu ülkeye, bu topraklara, bu millete yakışmıyor. Yani gerçekten bu konuda büyük bir üzüntü duymaktayım. Bir diğer noktaya da değinmek isterim. Evet, darbeciler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinde azınlıkta olan bir grup. Küçük bir grup. Bunda hemfikiriz. Ancak bakın, buna rağmen bu darbecilerin oldukça uzun bir hazırlık sürecinde oldukları ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin neredeyse büyük bölümüne, çok yerlere, bugün gazetelerde listeler okuyoruz, çok şehirler var, her şehirde tutuklamalar var. Dolayısıyla oldukça azınlıkta olmaları, küçük sayıda olmaklarına rağmen
bayağı uzun süre bir hazırlık süreci içinde yaşadıkları ve Türk Silahlı Kuvvetleri içinde de çok noktalara ulaştığı ortada. Şimdi tabii bu faaliyetlerin tespit edilememiş olması da gerçekten düşündürücü bir nokta. Yapanlar elbette hukuk kuralları içinde yargılanıp cezalandırılacaklardır. Bundan hiçbir şüphemiz yok. Ama bakın etrafımız ateş çemberi. Türkiye'nin maalesef coğrafi pozisyonu, jeopolitik durumu ortada. Tarih boyunca böyle. En çok dikkat edeceği husus, Türkiye'nin bugün en çok ihtiyaç duyduğu şartlar altında bulunuyoruz, konjektörde bulunuyoruz. Güçlü orduyu zarar vermememiz lazım ve ordumuzun gücünü en üst noktalara taşımamız lazım. Eğer rakam değişmediyse bilmiyorum ama 161 diyebiliyorum. 161 insanımızı şehit verdik. Tabii bu hakikaten hepimizi yürekten dağlayan bir konu. Bu açıdan ben şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Hiçbir zaman Türk ordusu, Türk askeri bu şeylerde, bu tip hareketlerde bulunmadı. Ne gitti hareketlerde? Bakın bu kişiler ki birinci ordu komutanı çok güzel bir konuşmasında terim kullandı. Ben de aynı. Bu kişiler cinnet geçiren kişiler. Artık cinnet noktasındalar. Hakikaten yani insanın düşüncesi hafızası almıyor. Kendi silahlarınız, kendi ordunuzun silahlarıyla meclisi bombalıyorsunuz. Halka ateş açıyorsunuz. Bu cinnettir. Bu terördür. Yani bunu başka şekilde izah etmemiz mümkün değil. Tabii yaşanılan olay çok acı. Ama ümit ediyorum. Tabii tekrar şehitlerimiz var. O tabii çok farklı bir olay. Ben elbette bu erleri, askerlerimizi bu darbenin içinde yer alan, planlayan işte rütbeli personelden ayrı bir yere koymak, ayrı noktada o ayrı bir yere koymanın doğru olduğu düşüncesindeyim. Belki de kandırıldılar. Hatta herhalde tatbikat vesaire diye kışlanın dışına çıkartıldığı gözüküyor. Bunlarla yani bu Mehmetçik diyelim, kullanıldı Mehmetçikler. Belki aldatıldılar, belki yanlış bilgiler verildiler. Ve o genç çocuğun bunu anlaması, değerlendirmesi toplum o birlik içinde de çok kolay bir olay değil.